Karavan park alanı Starvan'ın böyle bir yer. Bu da bizim karavanımız. Şu şekilde parsel parsel ayrılmış yerler var. Su, elektrik ve gri su giderlerinde hiçbir sıkıntı yok. Şuralar, şuralar ve şuralar tuvalet, banyo, duş gibi yerler var. Şu ortadaki alanda çamaşır makineleri var. Otomatik makineler var kullanmak isteyenler için. Böyle yeşillikler içerisinde bir alan. Şu anda biraz boş. Tabii okullar tatil olup sezon tam açılmadığı için sanıyorum ondan dolayı Starvan Bodrum karavan alanı böyle bir yer. Burası karavanların girip çıktığı yerler. 3 tane böyle giriş çıkış yeri var. Şu taraf karavanla giriş yaptığınız yer. Şimdi orayı da göstereceğim size. Bu yolu. Burası da sahile gidiyor. Yani 50 metre ötede denize, plaja ulaşmış oluyorsunuz. Plajı da denizde gerçekten çok güzel. Yani denizi bu bölgenin gerçekten güzel. Arabaları da buraya park ediyorsunuz. Biraz size bu yolla ilgili bilgi vermek istiyorum. Burası önemli. Hem giderken onu anlatayım. Eğer Google haritası ile buraya geliyorsanız çok dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Yoksa karavanla, bu ister motor karavan olsun, ister çekme karavan olsun, Bodrum'un ara sokaklarına girdiniz demektir, hapı yuttunuz. Şimdi şundan dolayı diyorum. Bodrum'a girdikten sonra giderken Turgut Reis tarafına doğru giderken Yaş Yalısı diye bir bölge var. Google sizi oraya gelmeden evvel hep solda sağ bir sürü yerlere sokmak isteyecek, ara sokaklara. Sizin karavan olduğunuzu bilmeyecek ve sokmak isteyecek. Onların hiçbirine itibar etmiyorsunuz. Yaş Yalısı'ndan sonra sola doğru dönen bir yol var. Bağla Koyu Yolu diye. Bağla Koyu Yolu. Mutlaka oradan gitmeniz lazım. Yoksa karavanla Bodrum'un dar sokaklarında kendinizi bulursunuz. Kimse de size anlayış göstermez. Ha bu büyük araç, uzun araç geçecek demez. Biz geldiğimiz zaman maalesef Google bize öyle bir şey yaptı. Ben de Google kullanma gafletinde bulundum. Dolayısıyla buraya gelirken, onu da göstereyim size. Turgut Reis tarafına kadar gittik. Önce bir ara sokaklara girdik. Çıkmak zorunda kaldık. Sonra da şu taraftan Turgut Reis tarafından bizi getirdi. Fakat şöyle bir şeyle karşılaştık. Yol çalışmaları var. Haziran gelmiş, her tarafta yol çalışması var. Burada da şu gördüğünüz yerde de iş makineleri kazmış ve dolayısıyla da şurada çok dar bir girecek yol vardı. Dolayısıyla şöyle düşünün, buraya girmenin dar bir yoldan karavanla ne kadar sıkıntı olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Şu şekilde gelemedik. Burada böyle bir tabela var. Yalnız açık söylemek gerekirse burada tabelada Starvan Karavan Kampı diye bir şey göremiyorsunuz. Başka şeyler var, işte sahili gösteriyor falan. Karavan bir tek şuradan karavan markasını görüyorsunuz. Beylinin markasını görüyorsunuz, karavan diyorsunuz. Starvan tabelası diye
bir şey aramayın yok. Aslında bir eksiklik. Bunun halledilmesi lazım. Daha sonra buraya giremediğimiz için şu tarafa gitmek zorunda kaldık. İleriden dönerekten şu burada çalışma vardı. Çok dar bir yerden girmek zorunda kaldık. Ve böyle gidiyorsunuz, giriyorsunuz. Dolayısıyla dediğim gibi eğer Bodrum tarafından şehre Bodrum'a girdikten sonra geliyorsanız Yaşlı Yalısı kavşağını geçtikten sonra Turgut Reis'e giderken hiçbir yere dönmeden Bağla Koyu yoluna bir Yaşlı Yalısı yolundan sonradır. Bağla yolu koyu yol yani Bağla Koyu yolu diye geçiyor. Oraya döndüğünüz zaman rahat bir şekilde buraya kadar geliyorsunuz. Bu istikametten geleceksiniz. Önce onu söyleyeyim. Sakın Google'un haritalarını kanıp aralara girmeyin. Çok sıkıntı yaşarsınız. Buradan girdikten sonra karavan kampının 3 tane girişi var. Bakın şurada gösteriyor. 1, 2 ve 3 tane. İçeride karavanla manevra yapma imkanınız yok. Dolayısıyla size ayrılan parsel burada hangisi ise, bakın burada parsel parsel görüyorsunuz. Bunlar her biri bir parsel. Her kapının önünde böyle bir yol var. Dolayısıyla ilgili yola girmenizde fayda var. İçeride dönüş yapma imkanınız yok. Biz buradan girdik. Gayet güzel bir yer. Ferah, hava dar. Ağaçların esintisi de iyi oluyor. Bodrum sıcağı için gayet güzel. Bu şekilde. Cem Bey'in ofisi bugün Akyarlar Starbank Karavan Kampı. Bayağı güzel bir ofisi var bugün de. Ağaçların altında. Evet, çok güzel. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Şu an için bayağı sakin ama çok güzel bir kamp alanı yapmışlar. Sanıyorum bu hafta sonu okullar kapandıktan sonra bir hayli dolar burası. Burası Starvan Karavan Kampı'nın sahil bölümü. Yaklaşık kampa uzaklığı 40-50 metre gibi. Çok yakın. Hemen geliyorsunuz. Burada şu mavi şemsiyeli olan yerler karavan kampının sakinlerinin ücretsiz kullanabildiği yerler. Denizi çok güzel. Akyarlar, Bodrum Akyarlar'da. Size şöyle göstereyim. Bu şekilde gayet güzel bir denizi var. Temiz. Çok taşlı değil, kumlu. Bu bölgenin denizi zaten güzel. Burada şezlonglarda otururken işte bir şeyler yiyebileceğiniz, içebileceğiniz servis imkanları da var burada. Hemen şu bölümün arka tarafında duş yapacak yerler var ama karavan kampının duşları daha iyi. Daha rahat yani daha güzel diyebilirim. Starvan Karavan Kampı'nın sahil kesimi de bu şekilde. Suyun sıcak olduğu anlamına geldi.
sahilden görüntüsü de bu şekilde. Güzel bir yer. Şimdi plajdan karavanımıza doğru gidiyoruz. Şu anda içecek, yiyecek servisleri yapan yerler var. Sahil tarafı bir şekilde. Hemen arkasında glamping evler var. Şimdi karavan kampına doğru yürüyorum. Sarvan karavan kampından çıktık. Ondan sonra şu anda Gümüşlü'ye geldik. Arabamızı park ettik ve sahil tarafına doğru gidiyoruz. Tabi sezon tam açılmadığı için bir tenalık var. Ama böyle de daha iyi oluyor. Sağ tarafta balıkçı restoranları var. Teknelerin olduğu Gümüşlük Limanı var. Bu şekilde. Burada Gümüşlük'ün meşhur köftecisine geldim. Şimdi köfte söyledik. Ekmek arası köfte. Ayran. Karnımız acıktı. Onu yiyeceğiz. Şurada da meşhur Gümüşlük lokmacısı var. Artık bir lokma alırız. Ama çok güzel. Şöyle göstereyim. Ülkemiz çok güzel arkadaşlar. Bodrum'u da iyi biliyoruz. Yani çok zaman zaman geldiğimiz bir yer. Ama her geldiğimizde bir önceki döneme göre daha da bozulduğunu görüyoruz. Bütün sokaklarında, bütün yollarında Haziran ayındayız. Yol çalışması, o çalışması, bu çalışma, toz, toprak, her yer berbat vaziyette. Her taraf çukur, yollar o kadar kötü olmuş ki kapatılmış, başka yerlerden geçiyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Yani bir kent, böyle bir turizm beldesi bu kadar hoyratça kullanılamaz diye düşünüyorum. Bir taraftan alakasız çirkin çirkin betonlar, yazlıkla şundan bundan hiç alakası bile olmayan, uzaktan yakından alakası bile olmayan yerler. Bir taraftan da yol çalışmaları, toz toprak. Ne bulursanız var. Yani yazık, gerçekten yazık ya. İnsan üzülüyor. Arkadaşlar, size Bodrum'un Haziran'daki yollarını gösteriyorum. Lütfen bakın, Allah aşkına, olacak şey değil.
Değerli dostlar, bir videonun daha sonuna geldim. Hepinize sağlık ve esenlik dolu güzel günler diliyorum. Saygılarımla.